Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 6. sınıf matematik matematik defterim kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 6. ünite geometrik cisimler, dik prizmalarda hacim hesaplama. Büyütelim. Prizmanın içine boşluk bırakmayacak şekilde dolduran birim küplerin sayısını arkadaşlar biz prizmanın hacmi diyoruz. Bir cismin boşlukta kapladığı yere ise hacim diyoruz. Dikdörtgenler prizmasının hacmi en, boy ve yüksekliğin çarpımına eşittir. Bakın ya da taban alanı çarpı yükseklik yapabiliyoruz. Zaten taban alanına en ile boyu çarparak buluyoruz. Yani bu en çarpı boy taban alanını veriyor. Çarpı yükseklik de prizmaların hacmini veriyor. Aşağıda verilen prizmaların hacimlerini bulalım demiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? En boy yükseklik. 5 çarpı 4 çarpı 7. Burası bize 140 santimetre küp olarak geldi. Yine en boy yükseklik. Burası bize 600 santimetre küp olarak geldi. Devam edelim. Yine aynı şekilde en boy yükseklik. Burası da 416 santimetre küp olarak geldi. D'ye geldik. En boy yükseklik. Burası da arkadaşlar bize 840 santimetre küp olarak geliyor. Devam ediyorum E'ye geldim. En, boy, yükseklik. Burası da 176 santimetre küp olarak geldim. P'ye geldim. En, boy, yükseklik. Burası da 512 santimetre küp olarak Geliyor. İkinci soruya bakıyorum. Üç farklı ayrıtının uzunlukları 10 cm, 15 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmini istiyor bizden. Arkadaşlar şimdi çarpıyoruz. En çarpı, boy çarpı, yükseklik. 10 çarpı, 15 çarpı, 8. Burası 1200 cm3 olarak gelir. Bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küpün hacmini istiyor. Arkadaşlar küpün tüm ayrıt uzunlukları eşit olduğu için 20 çarpı 20 çarpı 20 yapıyoruz. Ve burası bize 8000 cm küp olarak geldi. Devam edelim. Yukarıda açılımı verilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım demiş arkadaşlar. Şimdi açılımı ilk önce kontrol edelim. Bakın bir ayrıtı 3 santimetre, diğer ayrıtı 8 santimetre, diğer ayrıtı 5 santimetre. Bunları çarpalım. 3 çarpı 8 çarpı 5. Burası 120 santimetre küp olarak geldi. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi 480 santimetre küp olduğuna göre yüksekliğini istiyor. Arkadaşlar hacim Nasıl bulunuyordum? İkinci yolunu soruyorum. Hacim taban alanı çarpı yükseklikten bulunuyordu. Şimdi hacim 480 santimetre küpmüş. Taban alanı 12 çarpı 4'ten 48 santimetre kare geldi. Yüksekliği arıyoruz zaten. 480'i 48'e bölüyorum. Böylelikle arkadaşlar yükseklik 10 santimetre olarak geliyor. Devam edelim. Bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan bir küp ile taban ayrıtları 25 ve 4 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi eşitmiş. Buna göre dikdörtgenler prizmasının yüksekliğini istiyor. İlk önce küpün hacmini bulalım. 10 çarpı 10 çarpı 10. Küpün hacmi 1000 santimetre küp geldi. Yani dikdörtgenler prizmasının hacmi de 1000 santimetre küp. Biz prizmanın hacmini nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban ayrıtları 25'e 4'müş. Burayı çarptığımda 100 oldu. Çarpı yükseklik... Buradan ben yüksekliği 10 cm olarak buldum. Yanda verilen şekilde dikdörtgenler prizmasının içinden prizmanın yüksekliği ile aynı yüksekliğe sahip olan kare prizma oyulup atılıyor. Buna göre kalan cismin hacmini istiyor bizden. Şimdi biz ilk önce dikdörtgenler prizmanın hacmini bulalım. En boy yükseklik. 300 cm küp. İçinden çıkardığımız kare prizmanın hacmini istiyorum. En boy yüksekliği ise 6. Burası 54 cm küp yaptım. Bunların farkı 300'den 54'ü çıkardım. Ve cevabım 246 cm küp olarak geliyor. Büyütelim ilk önce. Yanlı verilen cisim dikdörtgenler prizmasının üzerine bir küpün konulması ile oluşuyormuş arkadaşlar. Buna göre cismin hacmini istiyor. İlk önce dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. En 12 boy 15 yükseklik 4. Burası 720 cm küp yapar. Küpün hacmi 1 çarpı 1 çarpı 1'dir. Küpün hacmi de 1 santimetre küp. Bunları topluyorum. 720 artı 1'den cevabım 721 santimetre küp olarak geldi. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.